3600 ek gösterge nedir? Açıklanan düzenleme kimleri kapsıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltme yapılacağını açıkladı. Erdoğan, yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır ifadelerini kullandı. Erdoğan, uygulanacak programın bir yandan fiyat artışlarını durdurmayı, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi etmeyi hedeflediğini vurguladı. Erdoğan, ek gösterge düzenlemesinin mevcut memur maaşlarında küçük artışlar sağlamanın yanı sıra, asıl emekli maaş ve ikramiyelerine ciddi kazanımlar getirdiğini bildirdi. Düzenlemeden yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, 5,3 milyon memur yararlanacak. Bu çerçevede, birinci derece devlet memuru olan tüm meslek gruplarının ek göstergeleri, 600 puanlık artışla 1 Ocak 2023'ten itibaren 3600'e çıkarılacak. Yapılan artıştan, mevcut emekli memurlar da yararlanacak. Genel müdür yardımcılarının ek göstergesi de 3600'den 4400'e, şube ve ilçe müdürlerinin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkarılacak. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan memurun aylık maaşında, mevcut maaşlarında 1234 lira ile 1391 lira, emekli ikramiyesinde ise 44.500 lira ile 50.150 lira arasında artış olacak. 3600 ek gösterge nedir? 657 sayılı devlet memurları kanununa göre ek gösterge, kamu çalışanlarının, hizmet sınıflarına ve görev türlerine göre belirlenen bir parametre. 3600, 3000, 2200 ve aşağısı da dahil olmak üzere farklı ek gösterge parametreleri bulunuyor. Bu parametrenin yüksek olması memurların alacağı maaşın da yükselmesi anlamına geliyor. Memur emekli aylıklarının hesaplanmasında da 5 unsur bulunuyor. Bunlardan ikisi olan ek gösterge aylığı ve emeklilik tazminatı hesabı, ek gösterge parametresine göre hesaplanıyor. Dolayısıyla kamu çalışanları emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ve emeklilik tazminatları da ek göstergelerine göre değişiyor. Örneğin ek göstergesi 3600 olan bir memur hem aylığında hem emekli maaşında hem de emekli tazminatında, ek göstergesi 2200 ya da 3000 olan bir memura göre daha fazla hak ediş sağlayabiliyor. 2.148.000 emeklinin %24'ünün ek göstergesi bulunmuyor. Memurların %25'i ise 2200-3000 düşük gösterge kapsamında çalışıyor. 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Maaşları nasıl etkileyecek? Türkiye'de asker, doktor, müfettiş, mimar ve mühendis gibi bazı meslek grupları, derecelerine göre 3600 ek göstergeyi hak edebiliyorlar. KESK'e göre ek göstergesi 2200-3600 arasında olanların aylığına yansıyacak tutar 25 hizmet yılı olan bir kamu görevlisi için hesaplanacak tutarın %75'i olan 1425 Türk lirası, ek göstergesi 3600-4800 arasında olanların aylığına yansıyacak tutar 25 hizmet yılı olan bir kamu görevlisi için, 2259 Türk lirası olarak hesaplanıyor. Mart ayı itibarıyla ek göstergesi 2200 olan bir kamu görevlisinin ek göstergesi 3600 yapılır ise emekli aylığına 834 Türk lirası artış yansıyor. Bu kişi emekli olmayıp çalışmaya devam ederse, maaşına 329 Türk lirası 62 kuruş yansıyor. 25 yıl hizmet etmiş olan ve 5242 TL emekli aylığı alan memurlar, 1157 TL'lik farklı 6399 Türk lirası alacak. Emekli ikramiyeleri ise 205.113 TL'ye yükselecek. 30 yıl hizmet etmiş olan ve 5.592 TL'lik emekli aylığı alan memurlar 1.234 TL'lik farklı 6.826 Türk lirası alacak, emekli ikramiyeleri 246.135 TL'ye yükselecek. 35 yıl hizmet etmiş olan ve 5.941 TL'lik emekli aylığı alan memurlar 1.311 TL'lik farklı 7.252 Türk lirası olacak, emekli ikramiyeleri 287.158 TL'ye yükselecek.